Çalışma yaparken yaşadığım bir olay dikkatimi çekti, sizinle paylaşmak istedim. Benim kullandığım telefonun hızlı şarj özelliği var yeni modellerden. Kamerası da iyi olduğu için değiştirdim. Hangi marka telefon kullandığımı söylemiyorum. Ne zaman sponsor oldular o zaman söylerim. Ama gerçekten güzel telefonmuş. Neyse, hızlı şarj özelliği var. Diğer eski modelimin hızlı şarj özelliği yok. Ben korkuyordum hani bunun şarj aletini ona takmayı falan patlar bir şeyler falan olur diye. Eski telefonum kendi şarj aletiyle 7-8 saatte şarj oluyor. Fakat bunda denedim, çok ilginç bir şey oldu. 2 saatte doldu telefon. Allah Allah dedim, yani bu olay telefonun piliyle mi ilgili yoksa şarj aletinin amperi, çıkış gücüyle mi ilgili? Ya da bunda uyumluluklarla ilgili bir durum var. Önemli değil ama önemli olan şu. Yani telefon 8 saatte doluyor ama sadece ufak bir değişimle 2 saate düşürebiliyorsunuz. Tamam, bu telefon da 1 saatte doluyor. Sorun değil. Bana şey gibi geliyor. Eskiden yaşadığım bir olay. Çağdaş diye bir arkadaşım var. Buradan kendisine sevgiler, saygılar diliyorum kendisine. Arkadaşım Discman almıştı. O zaman için ilk çıkanlardan. Fakat bir sorun vardı. Onu siz yürürken, koşarken kullanamıyordunuz, müzik dinleyemiyordunuz. Çünkü niye? Sarsıntılardan dolayı lazer CD'yi okuyamıyordu. Ve ondan sonra birkaç model daha çıktı hemen ardından. Bakın hemen ardından çıktı neredeyse. ESP denilen bir olay vardı. Yani sarsıntı önleyici. Ne yapıyor? Önceden kayıt ediyor 30 saniyesini ya da 1 dakikasını. Ve sonra aynı hafızasından okuyarak dinliyorsunuz. Böylelikle siz koştururken müzik dinleyebiliyordunuz. Bu ne demek oluyor? O zaman fiyat artışı. ESP olmayan modeli 50 liraysa, işte 30 saniyelik ESP 100 lira, 1 dakikalık olan 150 lira gibi bir fiyat aralıkları var. O kaliteli alayım, bunu alayım falan dersiniz. Fakat o arkadaşım işte, çağdaş arkadaşım, bunu açıyor. Şimdi bir bakıyor ki devre kartında ESP yazan küçük bir yer var. Oraya bir atlama yapıyor, yani ESP'ye basıyor otomatik ve Discman'i ESP'li oluyor. Yani firma, yani üretici firma 3-4 modeli çıkarttığı zaman her biri için, entegre kart için ayrı bir bant yapmıyor. Yani aynı özelliklere sahip. Ama biz bunları kullanamıyoruz. Yani ya bizi kandırıyorlar ya biz bile bile kanıyoruz. Bunun farkına varanlar bugün bir kişiyken yarın iki kişi oluyor. Ama farkına varamayanlar bugün birse yarın 10 kişi oluyor. Sanırım o yüzden, yani bilinse de bu böyle olacak. Ben zannetmiyorum, şu gün teknolojik anlamda kullandığımız her şey için ayrı bir üretim olduğunu düşünmüyorum. Belki de işte bazı bilmem ne fon alıyorsunuz ama belki 5 sene önceki anakartı vesairesi hepsi aynı gibi geliyor bana. Üzücü bir durum. Ne bileyim, ben böyle bir şeyin farkına vardım. Yani siz de böyle bir şey deneyin demiyorum. Hani şarj aletlerinizi başka bir telefonunkine takarak hızlı şarj olanlar eskileri daha hızlı şarj ediyor diyerekten bir olay değil. Sadece üzücü bir durum olduğunu söylemek istiyorum. Teknolojide bu var. Neyse, böyle bir konu bahsetmek istedim. Arada o sırada böyle dikkat ettiğim noktalar ya da benim farklı ilgimi çeken olaylar var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum.